Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 23 Şubat Perşembe gününden herkese günaydınlar diliyorum. Sizler için bugüne niyet şöyle bir fincanımı kapattım arkadaşlar. Öncelikle bir kahve falı, sonrasında da bir tarot açılımı yapacağız. Ve kesinlikle sizlerden istediğim niyet niyetinizi oldu niyetiyle şöyle kulağınızın duyabileceği bir şekilde dillendirirseniz ve hatta gün içinde bu şekilde dillendirirseniz sizler için çok çok iyi olacak arkadaşlar bilginiz olsun. Bundan ziyade bireysel danışmanlık için iletişim bilgimi soran arkadaşlar. Evet bireysel danışmanlık yapıyorum. Bana ulaşmak için 545 766 16 24 nolu telefon üzerinden WhatsApp'tan adınızı yazıp mesaj atabilirsiniz. Bu şekilde sizlerle iletişime geçiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Başlık kısmındaki o e, hesaplarımız da açıkçası birisi zaten bu kanalın yani bu videonu izlediğiniz kanalın arkadaşlar e, hesabı. İkincisi de zaten e, yedek olarak olası bir durumda yani buradan birbirimize ulaşamazsak diye açtığımız ikinci bir hesap arkadaşlar şimdiden takip etmek isteyen olursa diye sizlerle paylaştım evet niyetlerinizi tuttuysanız arkadaşlar şöyle bir hemen bakalım ne var ne yok bugüne niyet Şöyle sizlere de bir gösterelim. Evet. Güzel. Evet arkadaşlar, ben hemen başlayacağım ama bir takım cevaplar aradığınızı gösteriyor arkadaşlar. Aklınızda belki birden fazla sorular var. Bakın aklınız o kadar karışık ki Aklınızda birden fazla sorular var ve bunların cevaplarını almak için uğraşıyorsunuz. Ve e, burada e, sizlere arkadaşlar o aradığınız cevapları aslında niye bulamıyordunuz biliyor musunuz? Engeller engeller başka hiçbir şey demeyeyim ben. Baya bir e, engeller var aslında önünüzde bunları açtığınızda zaten aradığınız cevapları bulmak gibi durumlar görünüyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Gerçekten hayatınızda herkesi hak ettiği yere koyacaksınız. Bakın dipte olanı dibe gökte olanı da göğe. Çünkü böyle e, bu günlerde sanki böyle bir şeyler yaşanıyor. Ve hani herkes hak ettiği yerde olacağını da gösteriyor. Ve sizin hani bu gücünüz sanki gerçek gücünüz değil de tam da bugün daha çok o e, gücünüzü içinizden çıkaracağını ve herkese gerçek gücünüzü göstereceğini de gösteriyor. Şimdi bir konuda arkadaşlar e, belki de muradınıza erdiniz belki de ereceksiniz ya şükretmek gibi bir takım durumlar var arkadaşlar daim olsun diyorum zaten her zaman demişimdir maneviyat maneviyat maneviyat. Ve sizlerin şu anki bu durumunda demek ki diyorum ki yani burada arkadaşlar şükürler var. Şükür etme durumu var. Bir konuda nasibinizi çok güzel almışsınız alacaksınız. Şimdi birileri sizinle belki rakip olmaya çalışıyor. Belki böyle hani düşmanlık yapmaya çalışıyor ama siz onlardan açık ara öndesiniz arkadaşlar merak etmeyin. Birini çok dost gibi görüyorsunuz. Şimdi açık açık da söylüyorum ama birini dost gibi görüyorsunuz. Ama burada arkadaşlar hiç de dost gibi de görünmüyor. Yüzü gülen ama arkası biraz sıkıntılı bir karakter. Aman dikkat diyorum. Bakın iki tane peş peşe gelen müjdeler var. Süpersiniz açıkçası. Müjdeli haberleriniz bol olsun. Bir konuda sezgilerinize çok fazla güveneceksiniz. Güvenin de zaten bu ara gerçekten sezgisel bir zaman özellikle de söylüyorum. Sezgilerinize güvendiğinizde ve bunları yaptığınızda sezgilerinizin yönlendirmelerini yaptığınızda zor olan şeyleri de başarmak gibi durumlarınız var arkadaşlar. Bir ayağa kalkma durumlarınız da yok değil yani. Burada sanki kendinizi göstermek yapabildiklerinizi göstermek için sanki ayağa kalkıp da hani bana bakın bak ben yapabiliyorum diyorsunuz resmen bence maşallahınız var bir de bir karar verilecek ama burada sizin gerçekten sizin için hayati bir karar yani tamam mı devam mı örnek veriyorum belki işte işinizle alakalı bu işe devam ediyor muyum yoksa bu iş benim hayatımda bitti mi bir ilişki içinde olabilir aynı zamanda ya da vereceğiniz herkesin kararı farklı olabilir e, vereceğiniz bir kararla alakalı da olabilir arkadaşlar niyetinize göre alın hmm, bakın aslında böyle biraz yılan dilli bir karakter var belki de sürekli eleştiri yapan bir karakterdi diyebilirim ben buna ve size böyle boş bulunup da sizin gerçekten merak ettiğiniz bir şeyi e, sizlere anlatabilir arkadaşlar. Tamamen yani bakın normalde anlatmazdı ama şu anda boş bulunduğu için sizlere dökülmek gibi durumları var. Ve tabi siz de e, gayet de güzel onu dinleyeceksiniz açıkçası. Bu sizin için güzel. Hmm, ya bir takım böyle Hayatınızı deşmeye çalışan diyeyim ben buna. Hayatınızı deşmeye çalışan köstebekler var arkadaşlar. Ee, yani bunlara dikkat edin. Köstebek gibi gerçekten hayatınızı deşmeye çalışıyorlar. Sözünüzün dinlenmesini istiyorsanız arkadaşlar bu dönemde kendinizdeki yetenekleri özellikle söylüyorum bakın bunu. Sanki böyle ilerlemek, sözünüzün dinlenmesini sağlamak gibi durumlar yaşamak istiyorsunuz. Zıtlaşarak değil de bakın yapabildiklerinizi göstererek zaten yapacağınızı gösteriyor. Şimdi bir konuda işler bir müddet ters gidecek. Onu da söyleyeyim. Ama sonrasında o işin artık düze çıkması gibi durumlar var arkadaşlar. Önce başladığınız iş ters gidiyor. Sonrasında düze çıkıyor. Bilginiz olsun. Sonrasında düzeliyor biraz da. Evet. Şöyle ben hemen tabağınıza da bir bakmak istedim. Bakalım neler var. Evet. Evet arkadaşlar şöyle Sizleri de gösterelim. Bakın, bakın, bakın. Önünüzde birisi var ve bir yerlere gidiyorsunuz arkadaşlar. Bir takım küçük de olsa, bakın çok uzun uzadıya değil ama küçük de olsa bir yola gidip gelebilirsiniz. Bir de parayı hmm, sanki bugünlerde birileri sizden yalandan para isteyecek arkadaşlar. Hani gerçekten ihtiyacı olduğu için değil de yalandan para isteyebilir. Ve e, şunu söyleyeyim, sanki siz bulunduğunuz yeri değiştirmek istiyorsunuz. Belki işinizi belki evinizi ama şu anda arkadaşlar mümkün değil. Bunu söyleyeyim. Yani bugün için mümkün değil. E, net karar vermeniz gereken konularda o kadar kafanız karışık ki yani bu kadar olur aslında tam net kararlar alacağınız zaman da aklınızın belki de dışarıdan etkiler yüzünden karışması gibi durumlar görünüyor. Şimdi alacağınız şeyler var. Bakın bugün işte o alacaklarınızı almak için çok uygun bir gün. Bir de bakın iki damla evet geldi şimdi. İki damla sevinçten bir gözyaşınız görünüyor. Mutlu haberleriniz daim olsun diyorum. Bakın hiç ummadık yerden bir nasibin gelmesi durumunu gösterdi sabreden derviş muradına erermiş arkadaşlar sabrettiğiniz konular artık bakın yollarda açılıyor işte bunu seviyorum bakın o engeller kalkar yeter ki mücadelenize devam edin bakın açıldı da açılıyor da engelleri bir bir aşarsınız bunu söylüyorum da zaten sabrettiğiniz konularda sorunlarınız çözülüyor ve burada bir mutlu olma durumu var ama ekstradan da sizin arkanızda sizinle tartışmak için bekleyen biri var arkadaşlar yani dur şunun kötü bir zamanını yakalayayım de hemen şöyle bir tartışayım gibi belki de bir takım böyle beklentiler var Hmm, evet yani tartışıp da moralinizi bozmaya çalışanlar var açıkçası öyle söyleyebilirim elinizde çok açık bu konuda maşallahınız var hmm, tasarruf yapmanız aslında sizin için daha iyi olur e, çünkü hani elinizin açıklığı sadaka niyetinde aslında bu çok güzel bir şey ama bir yerde de arkadaşlar elinizin açıklığı hani elinizdekileri kaybetmeyin diye uyarır aslında. Ama beklentileriniz çok. Bakın hayattan belki de beklentileriniz çok diyebilirim. Ee, burada emek verip de karşılığını görmek istiyorsunuz haliyle insan olarak. Ama karşılığını görmediğinizde emeklerimin karşılığını alamıyorum diyorsunuz resmen. Ve e, bazı işleriniz arkadaşlar, hani emek verip karşılık görme durumunda. Bazı işleriniz e, şöyle. Olacak olmayacak değil ama yavaş yavaş önünüzdeki engeller açıldı. Bakın şimdi de gördünüz zaten yavaş yavaş önünüzdeki engeller açılıyor. Hani karşılığını beklemeye devam edebilirsiniz. Unutabilirsiniz de yaptığınız iyilikleri. Ee, yavaş olacak bu süreç sabırlı geçmesi gereken bir zaman. Bir konuda çok sağlam bir adım atılıyor arkadaşlar. Artık düşünce bitmiş ve adım atma zamanına geldiğinizde gösteriyor. Tabii ki de bir yerden sonra arkadaşlar artık ne kadar zorlu olursa olsun o adım atıldığında daha iyi oluyor. Ve bence bundan sonra asıl daha da rahatlamalarınız olacak. Bilginiz olsun. Bir konuda sanki bir haksızlık durumu var. Buna dikkat edin. Yani bazen konuşmanız gereken yeri de Hani bazen diyorum ya susmanız gereken yeri de ayırt etmeniz gerekiyor. Burada arkadaşlar bakın bugün konuşmanız gereken bir gün. Neden? Çünkü e, gerçekten böyle haksızlığa uğramak gibi durumlar görünüyor. E, burada konuşursanız hakkınızı yedirmezsiniz. Zaten bu şekilde de sıkıntılarınızdan uzaklaşma durumu var sıkıntıyı çekmezsiniz arkadaşlar sıkıntılarınızdan uzaklaşırsınız. Bakın aslında etrafınız kalabalık. Tek başınıza değilsiniz. Ama siz bu kalabalıklar içinde yine de tek başınıza olduğunu da gösteriyor. Bunu da söyleyeyim. Şöyle bir yalnızlık hissediyorsunuz. Sanki bilinçli olarak da bazen de kendiniz yalnızlığa yöneliyorsunuz. Ama yalnızlık da istiyorsunuz. Yani bu kadar kalabalığın içinde tek başına olmayı seçen taraftasınız arkadaşlar belki de bugün. Şöyle fincanınızı hemen kenara alalım. Hemen sizler için bugüne niyet şöyle bir tarot açılımı yapacağım. Bakalım bugüne niyet neler var neler? Evet. Kartlarınız önünüzde arkadaşlar. Şöyle bir bakın ve odaklanın lütfen. Hemen sizler için ilk kartımı almak istedim. Yarım kalmışlıklar var. Dikkatli olun lütfen. Bakın aşkta kazanamayan parada kazanıyor yani hep de böyle geliyorsunuz. Yani şu son zamanlarda gerçekten böyle oldu diyebilirim. Bakın para da kazanma işte demiştim. Zenginlik durumları. Üf, güzel. Gözünüz de uzaklarda. Evet arkadaşlar şöyle seçtiğimiz kartlara bir bakın bakalım. Evet, sizler için duygu durum kartlarından da yararlanmak istiyorum bugüne niyet. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Evet, şöyle ilk kartımıza da bir bakalım. Hmm, evet, güzel geldi. Bugün açarak yapacağım arkadaşlar. Kartla alakalı da geldi. Bugün şöyle kartlarımı açtım sizler için. Bakın zenginlik kartı da geldi ve şöyle de göstermek istiyorum sizlere. Evet, uyumlanmanız için. Evet arkadaşlar kartlarınıza bakıp niyetinizi oğludu niyetiyle şöyle kulağınızın duyabileceği bir şekilde dillendirin arkadaşlar. Sizler için bu şekilde gerçekten çok güzel bir olumlama oluyor. Evet arkadaşlar ilk başlamak istediğim şey kılıç üçlüsü gelen ilk kartım oldu. Yani burada gerçekten bir takım acılar hissediliyor ve kalpten hissediliyor. Ve kalpten bir gözyaşı döküldüğünü de gösteriyor. Acılar var. Belki birilerinin ihanetlerine maruz kalıyorsunuz. Güvendiğiniz insanların ya da ilişkide olduğunuz bir insanın. Bugün aşkla alakalı çok inişi çıkışlı, gelgitli bir zamanda olduğunuzu özellikle söyleyebilirim. Bir kalp kırılması dahi var. Yani şunu da söylemek istiyorum. Sanki 3 kişiyi ilgilendiren bir ilişki durumu var burada ve burada hani aşk üçgeni olmasın, kötü bir takım haberler gelmesin diye özellikle sizi uyaran kartımdır. Gözünüzü dört açın. İşte bu da geçer diye gözünüzü kapatmayın. Yapacaklarınızı yapın arkadaşlar. Siz gönülden, kalpten bu kadar gözyaşı dökerken Birileri de aslında bir yerde tabii ki de karşılığını vermek zorunda. Şimdi burada e, karamsarlığa yer yok kesinlikle bunu söyleyeyim. Karamsarlığa kesinlikle yer olmaması gerektiğini gösteriyor. Evet dışarıdan geliyor sanırım. E, kalple alakalı bir takım böyle. Ee, sıkıntılı zamanların da sonuna geldiğini gösteriyor. Bazı şeyleri kalp alakalı bazı sıkıntıları ya da gerçekleri kabul edilmesi de gerekiyor arkadaşlar. Hani bazen gerçeklerle yüzleşmek ne kadar acı olursa olsun bazen gerçeklerle yüzleşmek gerektiğini de gösteriyor. Şimdi diğer kartım tılsım üçlüsünden geldi. Bakın bu bir işle alakalı arkadaşlar ve ben burada her zaman e, kolektif bir şekilde baktığımda çok yönlü açıklamayı tercih ediyorum. Şimdi tılsım üçlüsünde şöyle bir takım durumlar var. Eğer çalışmıyorsanız arkadaşlar sizler için bir iş kapısı, bir iş nasibinin sizlere gelmesi gibi bir takım durumlar. Yani başvurmuşsunuzdur. Bunlardan olumlu sonuç alacağınızı gösteren kartımdır. Burada iş değiştirmek için belki bir yerlere gitmek, belki bir pozisyon değiştirmek, rütbe değiştirmek, belki birim değiştirmek, yer değiştirmek gibi düşünceleriniz varsa arkadaşlar aslında olmayacak işleriniz değil sadece yavaş olacak işleriniz olduğunu gösterir. Şimdi bu tılsım üçlüsünde şöyle de bir şey var. Ee, yani eğer kendi işinizi kurmak gibi bir takım düşünceleriniz varsa ve bunun plan programı hazırsa arkadaşlar bugünler sizin için alt yapıyı oluşturmanın ilk adımı atmanın tam zamanı olduğunu da gösteriyor. Yeteneklerinize yetenek katacaksınız, ilerlemeleriniz bol olsun diyorum ben. İşlerinizi eğer bir iş yeri kurmak gibi düşünceniz varsa ve bugünlerde yaparsanız bunu evet çok güzel olumlu sonuçlar alacağınızı gösteriyor. Şimdi eğer kendinize ait bir iş yeriniz varsa ve bunu nasıl büyütürüm gibi bir takım düşüncelere hakimseniz arkadaşlar. Belki birileriyle iş yapacaksınız, ortaklar bulabilirsiniz. Yani bir iş yapacaksınız, yeni sözleşmeler imza alacaksınız, işinize yeni işler alacaksınız demektir. Ya da birileriyle ortak olacaksınız ve maddi olarak da iş gücü olarak da ikiye bölünüp daha çok kendinizi gösterip yeteneklerinizle şöyle bir ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Ve e, burada işinizi çeşitlendirerek de aynı şekilde e, çeşitlendirerek de e, ilerlemeleriniz mevcut. Yani tılsım üçlüsünde ilerlemeler var arkadaşlar. Yani ne kadar becerikli, çalışkan, akıllıca ve mantıklıca davrandığınızı gösteren kartımdır. Diğer kartım ay kartından geldi. Ve arkadaşlar şimdi yüzünüze gülüp de arkadan iş çevirenler var. Bunlar size vesvese vermiş olabilir, korkular vermiş olabilir maalesef diyorum tabii ki de. Ee, bir takım bilinç altında da korkularınız olmuş olabilir. Ee, sizin için belki de zorlu bir dönemden geçtiğiniz için bu şekilde olduğunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Ama o bilinç altındaki korkular belirsizliklerden kaynaklı biraz da kaygılarınız var korkularınız var özellikle gelecekle alakalı kaygıları gösterir ay kartı hani hem maddi olarak hem manevi olarak gelecekle alakalı kaygılar var demektir arkadaşlar ama ya zor da olsa o korkularla yüzleşmek gerekiyor arkadaşlar ee, ve bu sefer daha iyi olur sizin için. Ee, zorla da olsa dediğim gibi korkularınızı yendiğinizde sizler için bir rahatlık olacağını da gösterir. Bir de e, netlik kazanmamış durumlar varsa hayatınızda bunlar da sizi korkulara, kaygılara yönlendiriyor. Ee, ve tabii ki de arkadaşlar işte bunlarla netlik kazanmaları için de uğraşmanız gerekiyor. Ya dediğim gibi bazı şeyler acı gelse de zor gelse de e, bunlarla kesinlikle ilgilenilmesi kulak ardı edilmemesi gerekiyor arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi diğer kartımız Aziz aziz kartından geldi. Şimdi burada bir anahtar olayımız var. Onu hemen gösterelim. Bir ev, bir araba, bir dükkan olarak düşünebilirsiniz. Ee, burada arkadaşlar alım, satım olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü anahtarla alakalı işlerinizin oluru var. Hayırlı olsun diyelim. Sözünüz dinlensin. Benim de sözüm dinlensin. Beni de say, e, saysınlar dediğiniz bir durumdasınız. Ya bu biraz da işinizde yükselme olarak görünür arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ee, bir takım yenilikler değişiklikler hayatınızda kendini gösterecek ee, Bence çok güzel bir yeniliğe başlıyorsunuz değişime ayak uydurun kesinlikle diyorum değişime direnmeyin değişime ayak uydurun Bu sizin için yeni hayata geçişinizin kapısı olacak bunu da söyleyeyim ee, değişimler peş peşine yaşanacak ani olabilir bekledik şekilde ya da beklenmedik şekilde olabilir ama değişimi kabul edin yani reddetmeyin hatta burada dış görünüşünüzden e, tutun yaşam şartlarınıza kadar değişimlerin olacağını da gösteriyor yani sizin hayatınızda arkadaşlar baya bir güncellemeler var son olarak da aziz kartıyla alakalı şunu söylemek istiyorum Maneviyatınız arkadaşlar bu dönemde sizleri kurtaracak. Yani bu ne demek? E, maneviyatla alakalı yaptığınız şeyler sizin önünüzdeki engellerin açılmasına vesile olacak. Maneviyatınıza ekstradan, ekstradan çok özen göstermeniz gereken bir zaman dilimi. E, çünkü işte manevi olarak dilediğiniz eğer bir niyetiniz varsa... Bunun manevi olarak kısa vade içerisinde gerçekleşmesi gibi bir takım durumlar görünüyor. Diğer kartımız Kupa dokuzundan geldi. Zenginlik kartıdır arkadaşlar, bilenler bilir. Şimdi burada beklediğiniz bir miras, beklediğiniz bir tazminat, beklediğiniz bir işte para varsa burada geliyor arkadaşlar. Hatta bu para sizlere Öyle mutlulukla böyle kaygılarınızdan kurtulmuş bir şekilde geliyor ki çok memnun olacağınızı da gösteriyor. Pozitif düşüneceksiniz çok mutlu olacaksınız hatta hayatınızda bolluk geleceğini de gösteriyor. Doyumsuz olmayın ama e, bolluk geleceği e, sizlere çok net bir şekilde belli. Mutlu, huzurlu ve para anlamında amacına ulaşmış halinden memnun bir bir e, karakter olarak da görünüyorsunuz. Şimdi maddiyatla alakalı uyarmam gereken nokta arkadaşlar diğer kartım tılsım ikilisi geldiği için daha net söyleyeyim. E, maddiyatla alakalı ayağınızı yorganıza göre uzatmanız tamam eliniz açık olabilir. Yemeyip yedirip içmeyip içirebilirsiniz burada sıkıntı yok. Ama e, bir noktada eğer savurganlığa dönerse bu buna dikkat. Yani maddiyatınızı kaybetmeyin. Hem de maddiyatla alakalı kendiniz ve geleceğiniz için e, şöyle söyleyeyim gerçekten ciddi bir yatırım. Geleceğinizde garanti almanız, garanti altına almanız için sizlere uyarısıdır arkadaşlar. Bunu söylüyorum. Diğer kartım tılsım ikilisi bir kısır döngü var arkadaşlar. Hayatınızda her şey belki de hiç e, böyle yani belki bir bıkmışlıktan da kaynaklı olabilir ama. Hiç böyle yenilik arayışları olmadan her gün birbirinin aynısı şeklinde bir kısır döngünün içinden geçtiğinizi de gösteriyor arkadaşlar. Ya burada değişim istiyorsanız, yenilik istiyorsanız birincisi zaten sizin mücadelenizle olacak. İkincisi değişimleriniz var ama siz hiçbir şey yapmazsanız bu size gelmez. İnişli çıkışlı gerçekten dalgalanmaların çok olacağı bir gün olacağına benziyor. Ee, burada arkadaşlar o kadar işiniz var ki bakın öyle söyleyeceğim. O kadar işiniz var ki ya bir insan hani hiç mi kendine zaman ayırıp dinlenemez. Aynı zamanda dinlenmeye de çok ihtiyacınız var. Bir de bence arkadaşlar neden bu kadar yoğunsunuz onu da söyleyeyim kendinize ait işiniz de var ama ekstradan hani böyle etrafınızdaki belki sevdiğiniz değer verdiğiniz insanların da sorumluluğunu alıyorsunuz işte işlerini alıyorsunuz yüklerini alıyorsunuz. Onları rahatlatıyorsunuz, memnun etmek için onları rahatlatıyorsunuz. E bu sefer kendiniz rahatsızsınız, kendiniz mutlu değilsiniz. Ya bu noktaya dikkat edin. Hatta bu konuyla alakalı gerçekten bir düşünülmesi gerekiyor. Tılsım ikilisinde arkadaşlar gerçekten çok böyle uğraşların olduğunu da gösteriyor. Yani biraz daha aslında kendi değerini bilmekten geçer bir şeyler bilginiz olsun. Diğer kartım arkadaşlar kupa üstüsünden geldi. Kupa üstüsünde bir kutlama var. Bu kutlama sizlere bolluğuyla, bereketiyle gelecek demektir. Şöyle işinizde yükselme olur, eğitiminizde yükselme olur. Bir müddettir uğraştığınız şeyin karşılığını alırsınız bir kutlama yapmaya değer bir haberin gelmesiyle beraber sevdiğiniz insanlarla beraber yapacağınız bir kutlama olacağını da gösterir. Bazen bir düğüne katılmak, düğüne nişana söze katılmak, burada çok mutlu bir zaman geçirmek olarak da gösterilebilir. Ve kutlama bayanlar arasında olduğu için şunu söyleyeyim. Belki de bir müddettir hamilelik için uğraşan birisi varsa etrafınızda ya da sizseniz arkadaşlar bu güzel haberle bugün müjdelenebilirsiniz. Bir hamilelik haberiyle müjdelenebilirsiniz. Güzel bir gelişme olabilir bununla alakalı. Bir de bugün hem mutlu hem şanslısınız. Bugünün gerçekten tadını çıkarın diyorum. Ben bunu da özellikle söylüyorum. Çalışmalarınızın karşılığını alacağınız bir dönemdesiniz. Yani burada ne ekerseniz onu biçiyorsunuz. Ne verirseniz onu alıyorsunuz. Çok pozitif. Aynı zamanda sosyalleşmeye hani bazen soru alıyorum böyle. Sosyalleşmeye de bugün ekstradan ee, çok müsait bir gün arkadaşlar bunu da söyleyeyim Tabii ki de e, gözünüzün açık olması hmm, kimin ne olduğunu böyle gerçekten diğer kartında da bu var ama kimin ne olduğunu görerek ilerlerseniz sizler için daha iyi olacak diğer kartım bakın Aziz kartından sonra Azize kartı da geldi Burada baba evi ile alakalı bir haber geliyor ve baba evi ile alakalı uğraşlar sergileyeceğinizi gösteriyor. Şimdi bu kartta göstereceklerim var şöyle dursun. Bakın baba evi ile alakalı uğraşlar derken e, yanlış anlamayın. Kötüye düşünmeyin hemen. Tamirat, tadilat konuşulması gereken konu vardı. İşte bir müddettir hani hep ek, e, aksattığınız, ertelediğiniz şeyleri belki de bu dönemde şöyle bir konuşmanız gerektiğini fark edip de konuları açabilirsiniz. Sakince davranmanız gereken bir zaman özellikle de söylüyorum. Azize Kartı siz bu kadar koştururken siz bu kadar uğraşırken Azize Kartı der ki bolluk bereketiyle sen uğraşmaya devam et hayat sana bolluğuyla bereketiyle zaten getireceklerini getirecek süreç yavaş olabilir ama sağlam bir şekilde getirecek burada sıkıntı yok ama azize kartı diyor ki sen bu kadar uğraşırken etrafında bazı iyi niyetli, kötü niyetli, art niyetli, işte hem iyiliğini isteyen, hem de bir tarafta iyiliğini isteyen, bir tarafta kötülüğünü isteyen karakterler var. Bu insanları birbirinden ayırt edeceğiniz zamanlar olduğunu iyi kötüyü ayırt edeceğiniz zamanlar olduğunu da gösteriyor. Şimdi uğraşlarınızda. E, illa ki hani şunu düşünmeyin mesela dur bugün baba eviyle alakalı uğraşım var burada insanları tanıyacağım değil arkadaşlar tam tersine e, bugün e, etrafınızdaki insanların da gerçek yüzünü öğrenip iyi mi kötü mü öğreneceğiniz bir zamanda olduğunuzu da gösteriyor belki de normal zamanda hmm, çok çok iyi diye düşündüğünüz bir insanın kötü yani örnek veriyorum ya da çok kötü diye düşündüğünüz bir insanın çok iyi olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Bugün insanlar sizi gerçekten şaşırtabilir. Bir de size kartına son olarak şunu söyleyeceğim. Bir bayan sizlere bir haber getiriyor. Şaşırıyorsunuz ama bolluğuyla beraber, bereketiyle beraber geldiği için hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Merak etmeyin. Diğer kartım değnek üçlüsünden geldi. Uzaklara bakıyorsunuz ve büyük düşünüyorsunuz. İşte bu kartı da bu yüzden çok seviyorum. Değnek üçlüsü. Uzaklardan belki bir haber bekliyorsunuz. Belki de uzaklardan birini bekliyorsunuz. Ne bekliyorsanız arkadaşlar bunun gelmesi var zaten. Bundan ziyade özgüveniniz, özgürlüğünüz, sınırlarınızı çoğaltacağınız bir zaman dilimi. Uzaklara bakıyorsunuz çünkü büyük düşünüyorsunuz, büyük oynayacağınızı gösteriyor geleceğinize bakıyorsunuz. Geleceğiniz şekillenmeye başladı ve ben bu geleceği nasıl daha iyi şekillendirebilirim? Ya da gelecek benim için daha nasıl güzelleşebilir diye yapacaklarınızı, o büyük düşüncelerinizi, yapacaklarınızı düşünecek gibi duruyorsunuz arkadaşlar. Kendinizle alakalı bakın şunu net bir şekilde söyleyeceğim kendinizle alakalı keşfedilmemiş, keşfetmeyi bekleyen bir ton özelliğiniz var ve bu noktada arkadaşlar belki kabuğunuza çekildiniz. Dinleniyorsunuz. Düşünceleriniz çok fazla. Düşünceleriniz ağır geliyordur. Ama kendinizle alakalı keşfetmeniz gereken o kadar çok şey var ki Kabuğunuzdan çıkın ve kendinizi keşfedin arkadaşlar. Bu kadar da açık konuşuyorum. Bir şeyleri ertelemeyin. Bir şeye başladıysanız ertelemeyin. Bir şeye başladıysanız yarım bırakmayın. Kesinlikle düşündüğünüz zaman onu yapın ve kesinlikle yarım bıraktığınız varsa da bunları tamamlayın. Son kartım kupa altılısından geldi. Şimdi burada da beklenilen bir haberin gelmesi gibi bir durum var. Ya da beklediğiniz bir misafir gelmesi, beklenmedik bir misafirin gelmesi gibi durumlar da var. Ama bu misafir hani öyle öf pöf diyeceğiniz hani böyle istemediğiniz bir karakter değil de gördüğünüzde gerçekten mutlu olacağınız bir misafirden bahsediyorum. Bir de şöyle bir durumu var kupa altılısında. Geçmişten gelen, sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir arkadaşınız var. Ve burada arkadaşlar size işte gününüz şartlarında belki sosyal medyada, belki de yolda, izde, markette denk gelip de bu kişiyle konuşma durumlarınızı gösteriyor ve e, bu kişiyle konuşmak sizi rahatlatacak. Bu kişiyle konuşmak, bu kişiden e, gelecek güzel haberler ya da güzel sözler karşısında mutlu olmak gibi durumlarınız olduğunu da gösteriyor. Ee, dediğim gibi eğer gurbet yolu bekliyorsanız zaten DNA köşesinde de bu vardı. Kupa altısında da bu var. Gurbetten birinin gelmesini bekliyorsanız arkadaşlar o kişinin geleceğini de gösterir. Bir de son olarak şunu söyleyeyim kupa altılısı ile alakalı etrafınıza sevdiğiniz ve değer verdiğiniz bir karakter arkadaşlar sizlere bir şeyler anlatmaya çalışıyor bugünlerde. Ee, ama tam olarak açık ve net bir şekilde anlatamadığı için siz de anlamıyor gibisiniz. O yüzden şöyle etrafınızdaki insanların bugün gerçekten ne söylediklerine şöyle bir bakın diyorum ben. Hani söylenenden ziyade altta ne yatıyor ona şöyle bir bakmanız gerekiyor. Şimdi buradaki kartlarımıza baktığımızda şurada kalple alakalı olanı hemen alacağım. Karışık alacağım bugün. Böyle biraz niyet ettim. Akıl ve kalpte bir anlaşmazlık var. Bir konuda kararsızlık var. Ee, akıl ve kalpte arkadaşlar işin içinden çıkamadığınız bir takım durumlar olduğunu gösteriyor. Ve bence zaten bugün bu işi çözemezsiniz. Neden? Çünkü kendinizi kapatmışsınız, birileriyle konuşmak, görüşmek istemez durumdasınız. Birileri gerçekleri sizlerden sakladı diye birilerine gerçekten sanki uzak durmak, araya bir e, duvar örmek e, gibi durumlara girmişsiniz, kendinize kapatmışsınız belli ki. Aşkla alakalı arkadaşlar bugün gerçekten dinlenmeye durup düşünmeye ihtiyacınız var. Bugünü böyle geçirmeniz gerekiyor. Diğer kartım maske kartından geldi. Az önce de söylemiştim ya. Hani yüzünüze gülüp de açıkçası sizin arkanızı döndüğünüzde yalanlar dolanlar. Belki de iftiralar atanlar. Yani bir takım e, yüzünüze gülüp de arkanızdan iş çevirenler var. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu kişiler aslında şöyle bir durum. Bunu da net olarak söyleyeyim. Kendi içlerinde mutsuz oldukları için mutlu olan sizleri de kendileri gibi mutsuz etmeye çalışıyorlar. Amaç tamamen böyle bir şey. Diğer kartım bakın mutluluktan geldi. Gerçek mutluluğu hak eden ve bunun için uğraşan birisi olarak sizi gösterir arkadaşlar. Burada e, gerçek mutluluğu istiyorsan eğer gerçeklerin peşine git, hayal dünyasından çık, gerçeklerle yüzleş ve gerçek mutluluğu bulacaksın demektir. Diğer kartım, şimdi çok uğraşıyorsunuz biliyorum ama bir şeyler istiyorsunuz, hayalleriniz var, hedefleriniz var. Bu konuda e, şimdi amacınıza ulaşmak için arı gibi çalışmak farkında mısınız? Yani ciddi olarak bir çaba sarf etmek, ciddi olarak uğraşmak gibi durumlar olduğunu da gösteriyor. Ve şöyle söyleyeyim çok çalışacaksınız, ciddi bir emek vereceksiniz. Ve hatta o istediğiniz şey için kendi hayatınızdan bile feragat etme, fire verme gibi durumlarınız olacağını gösteriyor. Diğer kartımda ve son kartımda hayallerinizin gerçekleşmesi arkadaşlar çok güzel nasipleriniz gelecek çok güzel hatta nasipleriniz geldiğinde iki seçenek arasında kalmak gibi durumlarınız da olabilir. Şöyle bir şeyden bahsediyorum. İşte iki tane iş nasibiniz vardır birinin saati işinize geliyordur, diğerinin parası işinize geliyordur. Bu ikisi arasında bir seçenek. İki seçenek arasında bir karar verilmesi gerektiğini. Tabi bunun da kolay bir karar olmayacağını ama yine de vereceğinizi gösteriyor. Evet bugüne niyet bir tarot bir kahve açılımımızı yaptık arkadaşlar. Lütfen şöyle bir pozitif enerjiyi alın negatif enerjiyi bırakın gitsin. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz diyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Özellikle söylüyorum e, hani sadece izleyip gittiğinizde bize herhangi bir karı olmuyor. Abone olursanız, takip ederseniz ya da işte bildirimleri açarsanız e, o zaman işte sürekli etkileşimde olduğunuz zaman bizlere bir faydası oluyor bilginiz olsun. Bundan ziyade lütfen videoya bir beğeni yapmayı ve bir emoji dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Desteğiniz, mesajlarınız ve güzel yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Tekrardan yeni bir açılımda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Hoşçakalın.